efendim yol haritasına, pardon özür dilerim, haritayı tarike hoş geldiniz. Bundan sonra gelen umumi arzu üstüne ve gelen baskılar üstüne haritayı tarih programı olarak adını değiştirdik bundan sonra yol haritasının. Benim şeyim Osmanlıcam buraya kadar kifayet edebiliyor. Bundan sonrasını ben biraz Eren'e başlatayım. Eren sen istersen bir açılış yap programımıza, tamam. Da uygun olsun. Benim kifayet etmedi Osmanlıcam. İnşallah. Ama öğreneceğiz inşallah, emir verdiler. İnşallah. Efendim haritayı tarih tevellüdünüz hayrola. İhtişam-ı münazara. İhtişam-ı münazara olmaz. Fakat eldirahu hebala edilir. Nevi şahsına münasır, münazara ihsan eyleyen Barış arkadaş Murat Aksoy. Hoş geldiniz inşallah. Biz ne diyeceğiz Osmanlıca? İştirak edin. İştirak ne diyeyim? Hoş bulduk dedim. İnşallah benim kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türkçe konuşuyorum. Eyvallah. Bilmem Osmanlıca. Ben zaten şey ama sınıfın altında şeydim. İstesen de öğreneceksin, istemesen de öğreneceksin. Bak şimdi böyle yapıyorsunuz. Yok ya. Ondan sonra Cübbeli Ahmet Hoca gidecek Bursa'da vaaz verecek, diyecek ki kardeşim Osmanlıcayı bile konuşamıyorlar. Bunlar işte böyle işte Osmanlıca bilmiyorlar. Öğrenmen lazım. Biliyor musun bakalım? Geleceğiz. Biz burada bir öğrenme adına bir teşvikte bulunuyoruz. Veç ve hurşidinize münevver demişler. Hoş geldiniz efendim. Sizlerle. Welcome to wherever you are. Eyvallah. Şimdi haritayı tarih yol haritasının Osmanlıcası. Sosyal medyada da kare haritayı tarih olarak bugün soruları alacağız. Evet. Yalnız arkadaşlar nasıl yazdılar bilmiyorum. Harita tret i şeklinde ayırarak yazdılar galiba. Ekranda var. Oraya da sorularını yazarsa izleyicilerimiz seviniriz. Evet. Bir de bunu Osmanlıca harflerle yazmak lazım. Yani o çok güzel. Haritayı tarihteki müşavereye hoş geldiniz demiş. Evet. İşte Halk TV'deki yüksek duyarlılık budur. Yani tabii, meseleye vakıf arkadaşlarımız. O kadar Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı herhalde memnun olmuştur artık. Onun Cumhurbaşkanı bu kadar Osmanlıca biliyor mu? Konuşamaz bence. Davutoğlu da bilmiyor mu Osmanlıca? Ya şimdi her gün çıkıyorlar. Osmanlıca öğrenin. Osmanlıca öğrenin. Ne Ahmet Davutoğlu Osmanlıca yazabiliyor, konuşuyor. Ne Tayyip Erdoğan Osmanlıca yazıp konuşabiliyor. Bizden ne istiyorsunuz kardeşim o zaman? Çok daha ilerideyiz biz ya. Hayır, bizim günahımız ne? Yani şu dili. Ama hocam ben sana söyleyeyim ne istiyorlar. Niye? Şimdi biliyorsunuz geçen hafta Haluk Koç şey açıkladı. Böyle 85 kişilik VIP listesi. Bakın onun aslında o listenin biz her kademede ki yöneticilere göre ayrı ayrı olduğunu biliyoruz. Yani il yönetimi, ilçe yönetimi, kaymakamlık, valilik falan filan. Şimdi bu şu demek aslında, bir de bunların tabii diğer şeyleri de bu iktidar ilel ebed ya da ebed müddet sürecek AK Parti iktidarı. Ve dolayısıyla devleti yönetecek olan sürekli kendi akrabaları. Dolayısıyla halk ne oluyor şimdi? Halk diyor ki hani sınıf atlayacak bir eğitim almasın. Yani sosyal mobilizasyon, hani bu Fransa iktidarının şey yapmasına yol açan sınıf atlamasınlar. O yüzden onlar hani Osmanlıca, din eğitimi falan filan. Onlar nasıl olsa biz onların ailesine de ayda 300-500 veriyoruz. Çalışmak zorunda da değiller Anadolu'da. Mezartaşlarını hani okuyarak hayır, bir tarafta kalıcı yoksulluk, bir tarafta da hani sınıf atlamaya son. Ülkeyi zaten bizim çocuklarımız hani yurt dışında okuyorlar, özel okullarda okuyorlar. Onlar yönetsin. Hani vatandaş da İşte Osmanlıca, Osmanlıca biter Arapça falan filan işte. Mezar taşlarını bize yollayıp mutlu şey ve mesut olsunlar diye. Mezar taşlarını okuyalım. Ecdat varmış bizde. Şimdi bu mezar taşlarını okuyamıyoruz diyorlar da ben mezar taşlarını gayet net okuyabiliyorum. Dün sabah bir radyo yayına katıldım, orada da söyledim. Şöyle bir mezarlığa gittiğimde AKP dönemindeki özellikle mezar taşlarını çok rahat okuyorum. Ne yazıyor mezar taşına baktığında? Ali İsmail yazıyor. Ne yazıyor? Abdullah Cömert yazıyor. Ne yazıyor? Ethem Sarı Sülük yazıyor. Medeni Yıldırım yazıyor. Mehmet Ayvalı Taş yazıyor. Ne kadar çok mezar taşına meraklılarmış. Kendi yaptırdıkları mezar taşlarını mı okumak istiyorlar? Gitsinler Ankara'da, Hatay'da Ahmet Atakan'ın mezar taşı orada duruyor. Üstünde Türkçe yazıyor ve nasıl katledildiği yazıyor. Mezar taşını okuyamıyorlarmış. Mezar taşında siz önce kendi döneminizde yapılan mezar taşlarını bir görün de ondan sonra Osmanlı döneminde okuyamıyormuş. Ne yazıyor Osmanlı dönemindeki mezar taşında? Hüvel Baki ruhuna El Fatiha Ahmetoğlu Mehmet yazıyor. Bunu bir mesele gibi anlatıyorlar. Şimdi efendim Cumhurbaşkanı çıkıyor. Osmanlıcayı öğreneceksiniz, zorundasınız, zorla öğreneceksiniz diyor. Hani demokrasi vardı, hani sen diktatör değildin? Bu nasıl bir demokrasi ki? Öğrenmek istemediğim ölmüş bir dili, 200 sene geride kalmış bir dili
bana zorla öğretmeye çalışıyorsun. Üstelik bizim iyiliğimiz için yapıyor. İyi, zaten hep iyiliğimizi düşünüyor. Şimdi burada da bir aldatmaca var. Bak, Nurcuların bir vakfı var. Hayrat Vakfı. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki, efendim Osmanlıca öğrenemiyoruz. Bir, Osmanlıca ilahiyat fakültelerinde öğretiliyor. İmam Hatip okullarında öğretiliyor. Artı bütün okulların Türkçe edebiyat ders kitaplarında, divan edebiyatında Osmanlıca konuşuluyor, yazılıyor, anlatılıyor. En azından Nedim'in şiirlerini okuyorlar. Çok bir de sosyal bilimler lisesinde de sosyal var. Bilimlerde var ve ayrıyeten bırak onu, edebiyat fakültesinin kütüphanecilik bölümlerinin tamamında Osmanlıca var. Tarih bölümlerinin tamamında Osmanlıca var. Şimdi Osmanlıcayı efendim sanki birisi yasaklamış gibi anlatıyorlar. Halbuki kendi dönemlerinde, bakın isim veriyorum, Hayrat Vakfı diye bir vakıf var Nurcuların. Milli Eğitim Bakanlığı 2013 yılında, daha doğrusu 2014'ün başında bir protokol imzalamış bu Hayrat Vakfı ile. Ve 200 bin kişiye Hayrat Vakfı Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden Osmanlıca öğretmiş. Şimdi 150 bin kişiye daha öğretecekler. Bunu kim söylüyor? Ben söylemiyorum. Ben söylesem Barış arkadaş yalan söylüyor diyecek AKP'liler hemen Twitter'da. Havuz medyası, bakın göstereyim. AKP hazır diyor. Ne diyor burada? Diyor ki Sabah gazetesi, AKP'nin havuz medyasının Sabah gazetesi bugünkü sayısı diyor ki Hayrat Vakfı 200 bin kişiye Osmanlıca'yı öğretti. Yani 150 bin kişi de sırada. Şimdi, yani bir takım öğretmenler atanacak. Şimdi burada iki şey var. Değil mi şu burada anda? Tabii iki şey var. 200 bin kişinin kurs ücretini Milli Eğitim Bakanlığı kendi bütçesinden ödemiş. Hiç haberimiz bile yok. 150 bin kişiye daha Hayrat Vakfı 150 bin kişiye daha Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden bu kursu verecek. Okullarda var. Başka yerlerde var. İmam Hatip okullarında var. Kurs isteyen gidip alıyor ve bütün Osmanlıca ile ilgili tarihçiler diyor ki kardeşim Osmanlıcanın zorunlu olması kadar saçma bir şey yoktur. Zaten bunu öğretebilecek yeterli akademisyen de yoktur. Artı ortaokul öğrencileri, şunu söyleyeyim, ortaokul öğrencilerinin bu dersi anlayabilmesi de mümkün değil. Çünkü Osmanlı döneminin dili üçe ayrılıyor ve üçe ayrıldığında da arada ayrı ayrı dönemler var. Her sosyal sınıflar ya da yönetimler değiştiğinde, çağ değiştiğinde dil de doğal olarak değişiyor. İşin özeti şu. Aslında işin özeti şu. Osmanlıca hani dil bilimciler açısından bakıldığında ölü bir dildir. Ölü dil sınıfına girer. Hayatta bir karşılığı yoktur. Yani bugün Osmanlıca ile bilgisayarı nasıl anlatırsın? Füzeyi nasıl anlatırsın? Penisilini nasıl anlatırsın? Hayatta bir karşılığı yok. Çünkü dilin kullanılabilmesi için bir altyapısının yaşaması gerekir. Bu dil 200 sene önce ya da 100 sene önce aslında tarihe karışmış. Osmanlıca dedikleri de işte içinde İtalyanca da var, Arapça var, Farsça var, Türkçe var, bir kırma, bir dil oluşturulmuş. Okuması yazması zor. Efendim diyorlar ki Cumhuriyet devrimi geldi, Cumhuriyet geldi, insanların Osmanlıca konuşması engellendi, mezar taşlarını, kitapları okuyamıyoruz. Kardeşim çocuk mu kandırıyorsunuz? Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemde bile, bırakın en güçlü olduğu dönemi, 1900'lerin başında bile Osmanlı İmparatorluğu'nda yazma, okuma yazma bilenler 10.000'de 6'ydı. 10.000'de 6. %1'e tekabül ediyor. Onlar da kimlerdi? Zaten devlet yöneticileri, yani okunması harp okullarındakiler. Son derece zor bir dil, evet. Darülfünun denilen işte üniversiteden bozma mektep. Buradaki insanlar biliyordu. Ahali zaten okuma yazma bilmiyordu. Mustafa Kemal Atatürk 1928'de harf devrimini yaptığında, bunu kanunlaştırdığında bir gecede hadi kardeşim onu bırakın bu dili konuşun demedi ki. Cumhuriyet ilan edildikten sonra tam 5 yıl boyunca, harf devrimi ilan edilene kadar Mustafa Kemal Atatürk halk okullarında ahaliye okuma yazma öğretti. Okuma yazma oranını artırdı ve toplum biraz hazır olduktan sonra 1928'de büyük tartışmalar eşliğinde harf devrimi ilan edildi ve dil birliği oluşturuldu. Şimdi ne yapıyorlar? Konfüçyüs diyor ki bir milleti dağıtmak istiyorsanız onun dilini bozun diyor. Hani o tabii
alt metinleri de var. Farklı şekilde de yorumlanabilir ama burada şu var. Bir dil birliği var. Dil birliği nedir? Bir uluslaşmanın altyapısıdır. Şimdi Osmanlıca tartışmasıyla Tayyip Erdoğan birkaç şeyi gizlemeye ve birkaç şeyi yapmaya çalışıyor. Neyi gizlemeye çalışıyor bir kere? Biraz sonra konuşacağız. Onlara dönelim ha. İstersen birazdan. Eren sen ne diyorsun? Biraz şimdi, bu Osmanlıca dili. Osmanlıca diye bir dil yoktur. Osmanlıca diye münferit bir dil yoktur. Osmanlıca Türkçesi diye bir dil vardır. Hı hı. Osmanlı Türkçesi. Evet. Yani Osmanlı'ya özel, Osmanlı'nın nevi şahsına münhasır özel bir dil ve lügat yoktur. Osmanlı'nın Türkçeyi revize ederek dönüştürmek suretiyle icra ettiği bir dil vardır. Şimdi iktidarın burada kastettiği şey Osmanlı Türkçesinin öğrenilmesi değildir. Bakın burada yanlış bilinen nokta o. Osmanlı Türkçesinin lafız yani konuşma kısmı zaten şu anda bilinmektedir. Birçok edebiyat fakültesinde bunun dersi veriliyor. Şimdi mesela... Ne peki meramları ne? Meramını yani? Söyleyeceğim. Şimdi mesela soruyorum. Failun, failatun, mef'ulun. Bunları size söylediğimde bunlar bilinçaltınızda bir şeyler uyandırıyor değil mi? Bizim edebiyat derslerindeki kalıplar bunlar. Failun, failatun. Bunlar aslında şiir kalıpları. Osmanlı dili içerisinde, Osmanlı edebiyatı içerisinde ya da Osmanlı Türkçesinin edebi tasnifleri içerisinden günümüze gelmiş şiir kalıpları, vezinleri. Aruz vezni. Diyor. Aruz vezni vesaire. Zaten hepsi Arapçadır bu kavramların. Yani büyük ünlü uyumunda mesela hiçbir karşılığı yoktur. Mefaül, faül. Yani bunların hepsi şeydir, Arapçadır. Şimdi burada kasıt ne biliyor musunuz? Kasıt aslında şudur. Çok basit. Hemen şurada göstereyim. Osmanlı'nın lafzını değil, yazılışını öğretmek babında Arapça yazımın öğretilmesi hususuna değiniyor aslında. Yani burada kasıt Latin yani harflerinden dilini öğrenmesinden ziyade, daha çok. Peki bunu niye yapıyor yani? Niye şundan dolayı yapıyor. Öğretmiş. Şundan dolayı yapıyor. Bakın. Şimdi bir. 100 yıllık restorasyon. Restorasyonun en önemli ayağı harf inkılabına karşı durmaktır. Harf inkılabı müthiş bir rahatsızlığın sebebidir. Bununla da alttan alta bir mücadele şekillendirmek ve harf inkılabına karşı bir altyapı oluşturabilmek için evvela bu yazım dilinin değişmesi lazım. Telaffuz değil. Zaten bizim Türkçe'de kullandığımız kavramların birçoğu Osmanlıcadır. Ya da Osmanlı Türkçesinden bakiyedir. Yani zaten bu toplumun bununla bir problemi yoktur. Bunu öğrenmeyle de bir problem yoktur. Bana kalırsa tercihi olarak da okullara koyulmalıdır, öğrenilmelidir de yani. Neden? Çünkü bu bilimsel bir durumdur. Okulda ben de tarih, uzun süre gittim. Ha. Pek beceremedim gerçi ama gittim yani kurslara. Tarihi anlama açısından, ya. Metinleri okuma açısından. Fakat şurada şöyle bir sorun var. Şimdi ben bir tane edebiyatçı bizim programımıza bağlansın. Osmanlıcayı bilen, bildiğini söyleyen. Bana bir tane Osmanlı Türkçesiyle yazılmış şiir okusun. İçinde de ayın çıkartsın. Cübbeli Ahmet çok sever ayın çıkartmayı. Ayın çıkartmayana da kafir bilir yani. Öyle mi? Cübbeli Ahmet'e geleceğiz de ben dinleyenize hiç... Ayın çıkartmayana da dini, evet. Dini eksik bilir. Evet peki. Bir adam bir yazı geçelim. Cübbeli Ahmet Hoca ne dedi az sonra. Cübbeli Ahmet Hoca yol haritasına ne dedi? Ayın çıkartamıyorsa Arapça ayın harfini gırtlaktan okursun ya böyle ayın diye. Onu yapamıyorsa bir adam... Kur'an'ı bilmez, okumaz. Öyle mi? Yani aynı nasıl böyle hafif çatlatarak söylenir? Çatlatarak söylenir. Şimdi Arap harflerinde Osmanlıcayı yazdıkları Arap harflerinde ayın diye bir ses var. Fakat bizim Osmanlıca şiirlerin hiçbirinde ayın sesi yok. Zaten bu yazım şekli Osmanlı Türkçesini karşılamıyordu. Yani Osmanlı Türkçesinin seslerini karşılamadığı için aslında Latin harflerine geçiyor. Yetersiz kalıyor. Şimdi burada hep teknik bir hata yapılıyor. Ha, tabii ben dil şöyle bir parantez diye açayım. Aslında sanıyorlar ki yani bir gece bunlar hep şeyin aklına geldi. Mustafa Kemal'in aklına geldi. Ertesi gün harfleri değiştirmiyor. Aslında bunlar Osmanlı'nın içinde son döneminde düşünülmüş. Onu söyleyelim yani bütün Osmanlı'nın hakikaten içinden. Yani neticede Mustafa Kemal de Osmanlı'da çok önemli bir paşa yani bu entelektüeli paşası. Ya, bu Mustafa bunlar Kemal... hep zaten o tartışmaların içinde büyümüş. Yani bir anda birileri bir sinek ısırmış da sabahleyin ben bu harfleri değiştireyim diye bir şey yok. Şimdi, zaten Osmanlı içinde tartışılarak gelmiş olaylar. Evet, Mustafa Kemal ile alakalı bir konu değil. Osmanlı içerisinde tartışılıyor. İşte, ama ben hala şeyi anlayamadım. Niye peki bu ızdırap niye yani? Şu, niye bu kadar harflere madde düşmanlar? Bir, madde bir. Şimdi Osmanlıca bir kere
samimi olarak söylüyorum, siyasi iktidarın, başta da Cumhurbaşkanı'nın çok halisane bir niyetle Osmanlıca dersleri üzerinden insanların Osmanlıca öğrenmesine yönelik samimi ve halisane bir niyetle yaklaştığını düşünmüyorum. Biraz belki garip kaçacak ama bu eğitim silsilesi üzerinden önümüzdeki dönemde 2023'e doğru Türkiye'de resmi dilin bu şekilde bir evrime tabi tutulması hesabını yaptıklarını düşünüyorum. Bu konuda bir takım kanaatler ve bilgilerim de var. O çok açık. Öyle mi? Yani bu kadar bu konuda Türkiye'deki şuna dayandıracaklar. Yani bir kardeşim, siyasi anlamda bir delilik Türkçe, yani. Türkçe bu ülkede Kürtlerin, Ermenilerin, Lazların ötekileştirilmesine yol açtı. Bak bu münferit bir dildir, ortak bir dildir. Tarihsel olarak herkesin dilidir gibi tartışılacak bu. Bakın garip geliyor şu an söylediğim şey. Ama bakın bunu yaşayacağız biz. Bu gelecekte birçok insan bununla ilgili bir altyapı yok. Osmanlıca öğrenilsin diyen Cumhurbaşkanı Osmanlıca 11 tane kelime saysın. Kalkayım ayakta alkışlayayım. Mümkün değil, sayamaz. Yani kalksın 10 tane kelime yazsın. Daha basit bir örnek vereyim. Ahmet Davutoğlu kalksın 2 satır Arapça yazsın göreyim. Onu söyledi yok. Canım. Bir Naz Toprak hocasıymış zaten. Hiçbir bilmediğini söyledi. Arapça yani. Yazsın. Açsın Kur'an-ı Kerim'i okusun ben göreyim yani. Akşama kadar kıyamet koparıyorlar bu hususlarda da. Bu konulara vakıf değiller. Sözde İmam Hatip'li bunlar. İmam Hatip'lerde yetişen adamlar Arapça okuyamıyorken sen hangi müktesebatla Osmanlıca öğreteceksin de kaynak okutturacaksın? Elimizde ne kadar Osmanlı kaynağı kaldı? Kaç tane var bizim kütüphanelerimizde Osmanlıca söyleyeyim kaynağı? Söyleyeyim ne olduğunu. Söyleyeyim. Ne kaldı yani? Abi, söylesen var mı o bir, öyle bir bak, rakam? Arşivler kesin oldu zaten hocam. Ben, yani zaten çevrilmeyen çok önemli bir eser yok herhalde Osmanlıca'da. Liseyi Sultanahmet'te okudum. 1988-89-90-91 arası. Biraz da uzadı öğrenciliğim. 92'ye kadar falan da uzadı da. Niye? İşte atıldık okula gittik geldik falan. Bu sıkıntılar oldu yani. İzleyicimiz bir mesaj atmış. Onu paylaşmak istiyorum. Ekranda bir hata yapmışız. Arkadaşlar soru ve görüşleriniz için değil, sual ve noktayı nazarlarınız için olmalı. Doğrudur. Aynen öyle yazmanız lazım. Sual ve sual ve noktayı nazarlarınız yani, için. Onu yazacak rejide hangi arkadaşlar? Şimdi yok. Biz, anlar. Hüseyin anlar. Canan'la Hüseyin'i burada kullanıma sokacağız. Suallerimiz için diye yazın. Canan'la Hüseyin bu gece sıkı harf devrimi destekçisi olarak çıkacaklar bizden. Şimdi Osmanlı'nın arşivleri 88-89'da Sultanahmet'teydi. Yani Baba Ali'deydi bilinen adıyla. AKP iktidarı hükümet olduktan sonra dediler ki efendim biz bu arşivleri taşıyacağız. Osmanlı'ya sahip çıkılmıyor. Aynı edebiyatlar o zaman da yaptılar. Tuttular. O arşivleri, korunan arşivleri, devletin gözünün önündeki arşivleri kağıthaneye getirmek istediler. Sevgili İlber Ortaylı o zaman uyardı. Dedi ki 2004 ya da 2005'ti sanırım. Ya yapmayın dedi. Bu arşivleri Sultanahmet'ten, Baba Ali'den götürmeyin. Evet. Ne diye götürüyorsunuz? O kağıthaneye götürüyorsunuz. Lazımdı, bütün ruhu gider. Evet. Tabii ne yaptılar? Burada uyduruk bir bina yaptılar. Kağıthanede bizim işte biraz aşağımızda. Ve derenin yanına koydular evet. O binayı. Dere yatağının yanına. Bir ne oldu? Rutubet aldı. Derenin bütün nemi arşivlerin üstüne sindi. İki ne oldu? İki kere çok güçlü yağmur yağdı ve Osmanlı'ya sahip çıkıyoruz diyen AKP'nin yaptığı müzeyi su bastı. Yaklaşık 300 bin evrak kullanılamaz hale geldi. Şimdi bak, kullanılamaz hale geldi. Ek olarak hani şey Osmanlı'ya kim sahip çıktı kardeşim? Şimdi peki? Sana ek, kim olarak, sahip çıktı? Ek olarak bir şey söyleyeyim. Geçen gün televizyon kanallarının bir tanesini Abdülhamit'in torunlarından Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu diye bir vatandaş çıktı. Hanedan evet. Ailesinden. Evet. Vatandaşa soruyorlar, diyorlar ki bu vatandaş gazetecilik yapıyormuş Türkiye'de. Osmanlı hanedanı, yani hanedan ailesinden diyelim. Siyaset yapmak düşünceniz var mı? Var diyor ben. Ama diyor biz Osmanlı ailesiyiz ya. Osmanoğlu ailesi. Biz bir partiyle siyaset yapamayız. Biz siyaset üstüyüz. Efendim biz ancak hepsini bir parti kurabiliriz. Yani. Doğru söylüyorsun. Şimdi bunu da ancak başkanlık sistemi gelirse yapabiliriz bak. Şimdi bir kere başbakan olacak bunu, hali yok ya. Yani. Bunu Abdülhamit Han'ın torunu, yani torununun torunu söylüyor televizyonda. Padişah olacak yani. Şimdi bu saraylar yapılıyor. Osmanlıca tartışmaları, bu hanedan çocukları televizyonlara çıkıp böyle müthiş bir özgüvenle konuşuyorlar. Yani bu devleti biz aslında esas sahibi biziz gibi yaklaşımlarla konuşuyorlar. Böyle bir garip bir atmosfer yaratılıyor. Bu bence böyle basit bir tartışma değil.
ileride çok daha derinleşecek ve ciddi anlamda Ahmet Davutoğlu'nun restorasyon diye kodladığı süreci hayata geçmesini sağlayacak çok ontolojik değişikliklerin altyapısını hazırlama tartışmasıdır. Peki, çünkü bu ülkede, bu ülkede Osmanlıca diye bir sorun yoktur. Çünkü Osmanlıcayı edebiyat dersi alanlar öğreniyorlar zaten. Ama seçmeli olarak koysanız ben de keyifle giderim. Ya da benim gibi uğraşıp ben de gider keyifle öğrenirim. Yani hiç de rahatsız ya olmam. Ben keyif diyorum. Kolay bir iş değil yani. Ya da ben yani, yeteneğim yok. Öyle çok kolay bir iş değil Osmanlıca öğrenmek. Yani en azından benim için çok zor. Hakikaten öğrenemedim yani. Murat sen ne diyorsun? Hakikaten bu, böyle ya bu kadar herhalde muazenelerini kaybetmiş olamazlar değil mi? Ya ben bunların üzerine çok fazla şey yani söylemeyeyim. Yeterince arkadaşlarımız söyledi. Yani ben hani kendi kişisel deneyimimden hani İngilizceyi bile öğretemeyen bir ülkeyiz değil mi biz yani? Evet. O da bir ayrı başarıdır ya. Hayır şöyle bir şey. Ben hani Türkiye'nin en iyi okullarından hani Kabataş Erkek Lisesi'ne gittim. Orada öğrenemedim. Bu biraz da benim yeteneksizliğim. Orada öğretirler sen de benim gibi yeteneksizliğim. Evet, sonra üniversitede hazırlık okudum. Olmadı falan. Şimdi tekrar şimdi yeniden başladım ki ama yok öğrenmeye fakat şöyle bir şey İngilizceden de daha zor yani o işi onu söyleyeyim bunu yani. Niye söylüyorum ya düşünün ki bizim bir Kürt meselemiz var değil mi hani, evet. Bu, belki programda da konuşuruz böyle şey yapıyorlar ya Kürtler bu ülkede Kürtçe istiyorlar eğitimi hani ana dil falan ya o konuda hiçbir adım atılmazken bu kadar talep varken abi hiç ortada yok. Hani ne oluyor? Kim istiyor? Zaten hani gitmek isteyenler gidiyormuş haberimiz yok. İşte haberlerden yarısı şey ben de Kürtçe konuşacağım. Ya ama burada şey var. Burada gerçekten ciddi bir şey var. Mühendislik başarısı var. Ya da algı yönetimi başarısı var. Yani biz bile bakın programa bakıyorum. 25 dakika geçmiş. Yani ne konuştuk? Yani bu Osmanlıca ne yani? So what? O İngilizceyi çözmüşsün. Hocalarım bizce şey oldu. How are you today? So what? Ne yani? Hayır, faydası ne oldu? İngilizce söylemek marifetiyle Osmanlıca ya burada, bakın aslında burada da hata yapıyoruz. Belki hani bu birkaç program geriye gittiğimiz zaman bu dersin konusunu tartıştığımızda Barış programı sonunda çok şey o gün önemli bir dava vardı ve onu hatırlattı. Aslında burada belki bizim tartışmamız da anlamsız. Ya bu aslında hani bir biçimde uygulanıyormuş, seçmeliymiş falan filan. Ama elbette bunun içeriği ne olursa olsun ister Osmanlıca zorunlu yapılması bir cumhurbaşkanını çıkıp isteseler de istemeseler de şeyi bu aslında bu hani başörtüsüyle ilgili düzenlemenin ilkokul 5. sınıftan itibaren yani 4+4'ün 2.-4'ünün 1. sınıfından itibaren konulması demek Türkiye'nin bir anlamda dininin ya da devletin bir dini var demektir. Evet. Ve bu da aslında hani bu onun başka bir aracı. Evet. Ve bunu ben bunu hani yazmıştım da birkaç ay önce şu işte bu 2023 referansı verdiniz ya bu 100. yıl meselesi. Burada bir kere hani o bu 100. yıl hikayelerinin özünde bu cumhuriyet değerlerini tamamen ortadan kaldırıp daha çok İslami görünürlük ya da İslami vurguların kamusal alanda ağır olduğu bir şey var. Hatta ben belki bir adım daha bu bir spekülasyon şeyine girsin. Hani biliyorsunuz 3 Mart 1924'te şey kaldırıldı. Hani halifelik ilga edildi ve Diyanet İşleri. Muhtemelen herhalde bu gidişle hani bu 100. yıl parantezinin kapatılmasını takiben de yani 29 Ekim 2023'ten sonra 4 Mart 2024'te de muhtemelen şey halifeliği tekrar herhalde kafalarında da öyle bir şey var. Ama bu şu demek, bu sağlıklı bir zihin yapısı değil. Evet. Bu hastalıklı bir zihin yapısı. Sadece kendileri hasta değil. Toplumu da hasta ediyorlar. Ya bakın bu ana dil meselesi, ya din eğitiminin ilkokula, ana sınıfına falan inmesi. Yani sen geçen hafta dedin ya, bu tartışmalar çok önemli. Pedagojik olarak da çocukları daha 6 yaşından, 3 yaşından itibaren bir ayırmak demek, semboller. Ya ben hani kızımla bazen konuşuyoruz, Atatürk üzerine bazı şeyler söylüyor. Ya ben 8 yaşındaki bir kızın bunları söylemesine hayret ediyorum. Enteresan. Ya çünkü bu normal değil. Yani bu çocuk normal bir ülkede yetişmiyor. Çünkü bu çocuk büyüdüğü zaman toplumun bir kesimine bizim hiç istemediğimiz şey öteki olarak bakacak. Evet. Muhtemelen başka okullarda yetişenler için de bizim gibi yaşayanlara öyle bakıyorlar. Öyle bir Türkiye. Dediğim gibi hızla, bu hastalık değil, artık öyle bir Türkiye olabilirler. Evet. Ama daha acısı toplumu da hastalandırıyorlar. Ve toplum hasta olduğu zaman çürüme başlar. Çürümenin başladığı yerde de zaten hiçbir şeyi tutamazsınız.
Bu aslında geçen hafta burada Halk TV'de de biraz konuştuk şeyle. Din Şurası'nda Cumhurbaşkanı çok enteresan bir cümle daha kurdu. O çok dikkatler şey. Yapay değil. Yurttaş. Şöyle biz şöyle dedi. Biz yeni bir hayatta, evet, biz var olan hayat tarzından rahatsızız. Rahatsız dedi. İkincisi, bu yeni hayat tarzını anaokuldan itibaren vereceğiz. Şimdi bu aslında rahatsız oldukları hayat tarzı da mevcut, işte bu bizim hani cumhuriyet değerleri vesaire dediğimiz aslında o olay değerler. Oydu. Bu şu demek. Yani biz başka bir hayat tarzına aitiz. Biz kerhen bunlara katlanıyoruz. Ama yeni bir kuşak yetişecek ve bu kuşak diğer kuşakları... Biz bundan birkaç sene önce biz kimsenin hayat tarzına karışmıyoruz diye sürekli bunların altını çize çize basa basa. Hayır, daha iki hafta önce Başbakan Tunceli'de ne dedi? Yani hani bırakın ya, başkalarına... Başkanın hayat tarzı. O başbakan. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim, sana vereyim. Evet. Din Şurası'nda bir dedik, bundan sonra dedi siyaset ilimin emrinde olmalı dedi. Evet. O da önemli bir ilim, nokta var. İlim siyasetin değil, aslında ilim dediği değil mi Eren? İlim, ilim o zaman burada şey, bilgisi. Burada, yani, burada şöyle bir şey. İlim, burada, ilim değil. Evet. Bakın burada yani, o zaman Erenciğim, burada ontoloji ile epistemoloji karşı karşıya. Evet, aynen yani, öyle. Aynen öyle. Ve hani Cumhurbaşkanı'nın söylediği yani, şu, asıl olan ontolojidir. Evet. Aynen öyle. Yani varlık siyaset dinin emrinde olmalıdır dedi aslında. Aynen. Söylediği oydu. Epistemolojiyi, ontolojinin epistemolojiyi kamusal alandan kovması demek. Evet, Osmanlıca biraz söylersek... daha biraz hemen bir küçük bir parantezle kapatayım. Feyerabend'in dediği gibi kötü fikirler iyi fikirleri kovacak. Kovacak mı inşallah. Ama orada bir inşallah demek. Bunu işaret atmak lazım. Din Şurası'ndaki konuşmada şimdi terminolojide normalde ilimle bilim aynı şey değil. Bizim toplum karıştırıyor. İşte ilim adamı demek lazım. Hı. Geçen gün bir merkez medya yayın organlarının birinde bir profesör yanılmıyorsam çıkmıştı ve bir programda şöyle bir ifade kullandı. Bu din adamları ya da teolog diye tanımlanan ilahiyatçılara bilim adamı denmesinin çok yanlış olduğunu, bunlar bilim adamı olmadığını, ilim adamı olduğunu. Aslında ilim adamı çünkü. Yani evet. İlim, bir ilim kavramının özellikle Erdoğan'ın temsil ettiği siyasi kültürdeki karşılığı dini bilgidir. Dini bilgidir. İçinde pozitif bilimleri ihtiva etmeyen salt, manevi, ahlaki, dini birikim ve bilgi. Şimdi bu anlamda siyasetin ilmin emrine girmesi kelimesinin tam meali, siyasetin Tayyip Erdoğan'ın tasavvur ettiği dini yorumun emrine girmesi demektir. Yani burada da zaten İslam devleti falan gibi bir şey. Ama onun zaten tasavvur ettiği din, onun kafasında şekillenen, onun aklında cereyan eden din, o dinde Alevi yok, o dinde Ermeni yok, o dinde Zerdüşt yok, Mecusi hiçbir şey yok. O dinde sadece Sünni kendi dar oligarşik hanedan efradı ve Sünni de değil, Sünnilerin de içtihadına, itikadına, akaidine tamamen tepeden aykırı bir yaşam tarzı. Yani o yaşam tarzından kastettiği yaşam tarzı anladığım kadarıyla bu götürgevlerin içerisine sığınmış, kamu malını talana hocam, dayanmış pardon, bir yaşam tarzı. Türgev, başka, götürgev. Başka ne olabilir ki yani? Götürgev. Ha ben de Osmanlıca yani bir şey mi kullandım diye. Yok ama Osmanlıca'da yeni Osmanlıca'nın lügatına girer bu götürgev. Götürgev olabilir. Bu götürgev girer oraya. Şimdi götürgev, evet, yeni bir kavram daha önerdim. Her geçen hafta da neydi o havuz Bingöl'ü, o da çok tutmuştu şimdi. Havuz Bingöl, evet. Şimdi bu havuz Bingöl'ün arkadaşı Alev Alatlı geçen hafta tam da bu tartışmaların ışığında bir konuşma yaptı. Alev Alatlı'nın magazin figürü söylediklerinin önüne geçti. Ne dedi o gün orada Alev Alatlı? Çok dehşetengiz sözler söyledi aslında. Dedi ki mesela, yasalara bakmak lazım, helal midir diye. Eğer yasa helal değilse helal olanı ikame etmek gerekir dedi. Yani bu ne demek? Bu şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim, ben yasaya bakarım. Allah'ın buyruklarına uygun mu değil mi? Allah'ın buyruğuna eğer uygun değilse ama bu helal değildir dedi. Böyle mi söyledi? Aynen, konuşmasında bunu söyledi. Şimdi AKP iktidarının katı bir destekçisi Alev Alatlı ve AKP adına konuşuyor. Biraz sonra onu anlatacağım ama AKP, bugün öğretmenlerden çok mesaj geliyor. Bir öğretmen yazmış, diyor ki AKP iktidara ilk geldiğinde alfabeyi E harfinden öğretmeye başladı ve R'lerin yazımını değiştirtti. Bunu diyor öğretmenler bilirler. Nasıl şey bu? E ile, yani Elif, Ba, Elif, Ba, Ta diye. Elif'e kinaye yaptı yani. Gider. Götürdü. E ile başlıyor. Arapça, tamam mı? Arapçaya, Arap diline
öykünme başladı ve alıştırma başladı. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın burada birkaç derdi var. Bir, Tayyip Erdoğan uluslararası camiada çok sıkıştığının farkında. Çok sıkıştı. Artık özellikle yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da, oranın devletlerinde, medyasında, iş dünyasında Tayyip Erdoğan ciddiye alınmıyor. Söyledikleri ciddiye alınmıyor ve demokrasiyi, demokrasinin savunucusu falan olarak da görülmüyor. 5-6 yıl önceki bakış ama değişti. Ama o ciddiye alınmadıkça inadına böyle çok radikal işler yapıyor. Tayyip Erdoğan şunun farkında. Batı'nın kendisini istemediğini, kendisiyle ittifak kurmak istemediğini gördükçe içerideki desteğini artırmak ve içerideki desteğini yükseltmek zorunda. Bunun yolu nereden geçiyor? Bunun yolu işte bu tür Osmanlıca, Arapça ve daha çok dini siyasal söyleme girmekten geçiyor. Şimdi ne diyor? Burada tabii bir taşla birkaç kuşla vurmaya çalışıyor. Ne diyor? Efendim ecdadımızla bağımızı kopardılar diyor. Bir, ne yapıyor? MHP'nin özellikle milliyetçi tabanına oynamaya çalışıyor. Çünkü AKP şunun farkında, MHP'den oy alamadığı takdirde tek başına iktidar olamıyor. Orayı bir yanına çekmeye çalışıyor. İki, ekonomik yoksulluk, işsizlik her geçen gün artıyor. Herkes bilir, bizi izleyenler de bilir ki bu tür kriz ortamlarında iktidarlar her zaman sahte kahramanlık masalları üretirler ve bu sahte kahramanlık masallarıyla toplumu oyalamaya, gözünü boyamaya çalışırlar. Şimdi ne çıktı? Bugün dikkat edin, ekonomik büyümeme raporu açıklandı. TÜİK tarafından o kadar sakladılar ettiler ama ne çıktı? Büyüme %1.7, %1.7. Kurtuluş Savaşı ilan edildi, Kurtuluş Savaşı bittikten, Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye'nin büyümesi neydi? %7'ydi ki savaş koşullarından çıkmış, dünya kadar borç ödemiş, bütün dünya ile ilişkileri kopmuş, Batı ile yeniden entegre olmaya çalışıyorsun ve %7 büyüme gerçekleştiriyorsun. Bak, Osmanlı'dan sana kalmış 3 tane fabrika, o da bez fabrikası. Biri tütün fabrikası, başka bir şey de kalmamış. Bir parantez açayım, sen devam et bıraktığın yerde. Şimdi bu büyüme oranı, saraya harcanan paran, büyüyememe oranı falan. Tabii de bütçe görüşü. Bu mezar taşlarıyla ilgili eski bir rivayet var. Söylenir denir ki bazı önemli paşalar ganimetleri himayesinde tutarmış. Öldüğü zaman da ganimetin haritası mezar taşına kazınırmış. Herhalde para bitti. Ha, o zaman bu mezar taşlarında o yüzden meraklılar. Define avına çıktı bunlar herhalde. Para bitti öyle çünkü mi? Belli yani. Para bitti. Yoksa artık mezar taşında ne okuyacaksın? Dedenin adı yazıyor. Hüvel Bakir Uğur yani, El Fatiha. El Fatiha yani. Tarihi yazıyor. Hayır, işte bu takım, define avına mı çıktı acaba? Şimdi o da olabilir. Tarihi bilgiler de olabilir. Çok önemli bir haftaya giriyoruz. Hani iktidar şu an belki bizim bunları tartışmamızdan da keyif alıyordur. 17-25 Aralık. Yok, oralara gireceğiz haftası. Ama bir kere bu Osmanlıca işinin oraya mutlaka girelim. Bir, bu önemli. Bunlar bu AKP iktidarının asıl zihninde şu var. Define haritası. Bir kere Türkçe alfabeyi kaldırmak istiyorlar. Gelecekte Arap alfabesine geçmek istiyorlar. Yani bu dil öğretmekten daha çok alfabe bir siyasal yaşam dayatacaklar. Burada da özellikle Arap devletlerine, Suudi Arabistan'a, Katar'a ve petrol zengini ülkelere göz kırparak bakın biz de sizin gibi yaşıyoruz diyerek o desteklerini sürdürmeye çalışıyorlar. Tabii bir de esası şu, Cumhuriyet'le hesaplaşmak istiyorlar ama şunun farkında değiller. Mustafa Kemal harf devrimini ilan ettiğinde en önemli gerekçelerinden biri tabii ki bir dil birliği yaratmak, uluslaşmak, Batı ile entegre olmakta ama bir yanda da doğudaki Türkleri de unutmuyordu. Çünkü hatırlayın, Sovyetler Birliği döneminde 14-15 Türk Cumhuriyeti vardı. Ve o Türkler, oradaki Türkler aslında Türkçe konuşuyorlardı. Ve Mustafa Kemal Atatürk oradaki Türklerle kolay irtibat kurabilmek, onlarla kopmamak için de Latin harflerini seçti. Çünkü bir Kiril alfabesi dayatması henüz başlamamıştı orada. Tabii şu anda ve bir takım Türkiye Cumhuriyetleri. Tabii Türkiye Cumhuriyetler şu anda evet, Kiril alfabesini kullanıyorlar. Sovyetler Birliği'nin biraz da dayatması yüzünden. Ya, Mustafa işte, Kemal Atatürk. Tabii Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk harf devrimini yaptığında aslında 4-5 aşamalı bir devrim vardı kafasında. Hem Türk Cumhuriyetleriyle irtibat sağlamak, o bağı güçlendirmek, hem Batı'yla modernize olmak, Batı ile iç içe geçmek, hem de dil birliğini sağlamak ve ekonomik birliği sağlamak için de harf devrimini yaptı. Çünkü
Osmanlıca öyle anlatıldığı gibi kolay okunabilen, Osmanlı Türkçesi kolay okunabilen, kolay yazılabilen bir dil değil. Yani bir kelime 12-13 çeşit tabii dilde şeyde söylenebiliyor, telaffuzda söylenebiliyor. Yani yakıştırmak zorundasın hangi kelime olduğunu. O yüzden AKP'nin esas zihninin altında şu var: bir kere Batı ile artık bağlarını kopardı Adalet ve Kalkınma Partisi. Batı ile hiçbir şekilde göstermelik bile olsa bir arada duramayacağını görüyor. O yüzden yüzünü doğuya çevirmek zorunda ve aslında biz şu anda gerçek AKP dönemini yaşamaya başladık. Özellikle Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ne yapıyorlar? Cumhuriyetle, Cumhuriyet'in devrimleriyle hesaplaşmaya çalışıyorlar. Ama şunu unutmasınlar: bugün iktidar ellerinde diye kendilerini güçlü görebilirler. Fakat tarihin akışını değiştiremezler. Tarihin akışını değiştirebilmeleri mümkün değil. Çünkü Türk halkı, evet, bugün bir yanılgıya düştü. AKP'ye oy verdi belli bir kısmı. Yarın yine verecek ama hayatın akışı, hayatın gerçekleri, bilim bu karanlığı yenecek ve Türk halkı, Türkiye halkı, Türk seçmeni bu karanlığa da daha fazla izin vermeyecek. O yüzden bizim de müsterih olmamız lazım, rahat olmamız lazım ama bir yandan da yine AKP'nin bu politikalarını da anlatmamız lazım. AKP şunu saklamaya çalışıyor, onu söyleyeyim. Bugün işte rakamlar açıklandı. 1.7 büyüyememe rakamı. Bu ne demektir? İşsizliğin artması demektir. Sıcak paranın gelmeyecek olması demektir. Neyi ihracatının azaldığını göstermektedir. Bunun sonucu nedir? Niye büyüyemiyor Türkiye? Özellikle AKP'ye oy veren seçmenler için söyleyelim. Şunun için büyüyemiyor: Adalet ve Kalkınma Partisi son 5 yıldır özellikle Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme adına bir politikaya girişti ve şu anda Orta Doğu'da AKP'nin dostu yok. Türkiye'nin dostu kalmadı, dost bırakmadılar ve o ülkelerle ihracat bitme noktasına geldi. Düşünün, Suriye ile yıllık 15 milyar dolara yakın Türkiye'nin ihracatı vardı ve şu anda ihracat Suriye ile bitmiş durumda. Irak'ta sırf Şii bir başbakan var diye o dönem, Maliki var diye bütün bağları kopardılar. Niye? Hayır, şey için, o dönem için söylüyorum. Şimdi yeniden kurmaya çalışıyorlar. Maliki gitsin ya da Müslüman kardeşleri yönetimi alsın diye baskı yaptılar. Maliki bu baskılara boyun eğmedi. İhracatı kestiler ve Maliki, Kemal Kılıçdaroğlu kendisini ziyaret ettiğinde Irak'ta şunu dedi. Dedi ki, Tayyip Erdoğan'a ve hükümete söyleyin bu düşmanlığı bıraksınlar. Burada, Irak'ta size ayırdığımız bir bütçe var, Türk müteahhitlerine ayırdığımız, özellikle müteahhitler dinlesin, 250 milyar dolarlık bir yatırım pastası var. Türk müteahhitleri gelsinler, bu pastadan faydalansınlar. Düşünün, Türk müteahhitleri AKP'nin inadı yüzünden Irak'ta iş yapamıyor ve 250 milyar dolarlık bir bütçe orada hazır duruyor. Bugün yoksulluğun sebebi AKP'nin bu politikalarıdır. Sıcak para niye gelmiyor? Niye kimse gelip yatırım yapmıyor? Çünkü Türkiye'de artık hukukun olmadığını Avrupa'dakiler görüyor. Ümit, kendini şöyle düşün. Hakkari'ye gideceksin, bir otel açacaksın. Örneğin Hakkari'de otele ihtiyaç var. Ama oranın güvenliğinin olmadığını görüyorsun. Hukukun işlemediğini, yasaların işlemediğini görüyorsun. Ve sabah kalkan, eğer güçlüyse, kendine göre bir yasa ilan ediyorsa, bir kanun ilan ediyorsa, sen gidip paranı Hakkari'ye, Muş'a yatırır mısın? Türkiye şimdi o durumda ve özellikle yabancı yatırımcılar Türkiye'yi en ürkek tabii, olan şey paradır. Türkiye'yi para. Şöyle görüyorlar. Türkiye'yi şöyle görüyorlar. Tayyip Erdoğan var. Sultanlığa öykünüyor. İki dudağın arasından çıkan her şey, tabii her şey kural haline geliyor. Kim getirir parasını böyle bir ülkeye yatırır? Asıl bugün büyüme rakamlarında, daha doğrusu büyümeme rakamlarında dikkat çeken bir nokta da şu, en korkutucu olanı da o: hane halkının tüketimi sıfıra inmiş. Şu anda iç pazardaki tüketimin tamamı, devletin harcadığı para sayesinde, yani sosyal yardımlar sayesinde tüketilen gıdalardan kaynaklanıyor ve hane halkının tüketimi neredeyse %2'lere, 3'lere kadar gerilemiş durumda. Kredi kartını ödeyemeyenlerin sayısı gitgide artıyor. Bütün bunları gördüğünde neye dayanıyorlar? Biraz sonra belki konuşacağız. Tek dayanak noktaları şu: ekonominin çarkını işletebilmek için ranta dayanıyorlar ve baktılar ki artık sıcak para denizi bitti.
sıcak para havuzu boşaldı. Artık tamamen doğayı katletmek için ÇED raporlarını, yani çevre etki değerlendirme raporlarını bile kaldırıp her yerde ağaç kesip HES'leri, RES'leri, inşaatları yapmaya çalışıyorlar ki tek çıkış yollarının inşaat olduğunu düşünüyorlar. O da zaten bir noktaya geldi ve bir süre sonra patlayacak. AKP iktidarı bütün bunları unutturmak için ve tabi zihnindeki gizli ajandasını ortaya koymak için Osmanlıcayı dayatıyor, Arapçayı dayatıyor, çoluğa çocuğa karma eğitimi kaldırmak istiyor. Hasta, sakat bir toplum yaratmak istiyor. Cübbeli Ahmet Hoca geçen hafta bize... Şimdi geleceğiz ona, ikinci yarıda Cübbeli Hoca ile başlayalım. Onunla mı başlasak acaba? Murat'a bir sormak istiyorum. Sence bu yani gerçekçi bir yol mu yani? Sence olacak bir şey mi yani? Ya da kafada yine bir tür hayallerle mi dolaşıyor? Yani Barış'ın anlattığı bir tür yeni Osmanlıcılık ya da toplum gerginleştirip... Ya işte kafalarındaki bu. Yani muhtemelen kafalarındaki bu. Ya da aslında bu da değil. Bu da bir perde de olabilir. Aslında hani belki de bütün hikaye... Hani biz bakın, ya ben demin 25 dakika dedim ama şu anda 45 dakika oldu. Ama sokakta insanlar bunu konuşuyor tabii yani. Tabii doğru, ama işte bir taraftan da işte bu şey, soruşturma komisyonlarında anlatılanlar var. Yani onları okuduğumuz zaman aslında hani ne olduğunu az çok görüyoruz. Yani Türkiye'de aslında belki de hani... Yani ben Osmanlıca tartışması... Yani biraz çok talihsiz ama bir tartışma. Eğer bu, ama Barış da şimdi Eren de aynı şeyi söyledi. Eğer bu Osmanlıca'nın altında hakikaten o sadece harfleri değiştirip bir tür başka hedefler varsa, yani bu harf... Ama var zaten da... hocam, şimdi şöyle bir şey, bu sadece Osmanlıca meselesi değil ki. Yani bu 4+4 ile başladı, bu hani liselerdeki dönüşüm, talepten fazla İmam Hatip Lisesi, insanların zorunlu olarak İmam Hatiplere kaydedilmesi falan. Şimdi bu aslında hani böyle hayatı... İşte son aşamaya geldi. Pencere, puzzle gibi düşünün ve bu puzzle'lar giderek birbirine... sanki bunlara yani bir şey, böyle hakikaten patır patır için bu puzzle'lar giderek birbirine uyumlu hale geliyor. İşte bu hani yasa değişiklikleri falan, puzzle eğer parçası uymuyorsa o puzzle'ın parçasını kesiyorlar, uyduruyorlar oraya. Bu kesme işlemi de yasal düzenleme bilmem ne falan filan. Şimdi bakın hiç konuşmuyoruz. Bu güvenlik yasası geçiyor mecliste, bazıları bir şey kabul edildi falan. Biz bunları tartışırken bir sürü şey oluyor. Doğru. Bir de ortalık birbirine girdi. Karşılıklı polemikler var. Orada bilmiyorum, mesela güvenlik yasası üzerinden kaldı ki güvenlik yasası hususundaki gösterdiği tepkiyi de demokrasi dışında bir tepki olarak kodlamamasına rağmen Demirtaş hedef yapıldı. Şu anda bu ülkede iktidar kafasına esen herkesi makul şüpheli olarak cezaevlerine dolduracak güç ve imkana sahip. Geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atıldı. Bence çok dikkate alınması gereken bir iddia. 17 Aralık'a misilleme mi yapılacak? 16 Aralık'ta 1000 kişilik 43 günde devasa bir operasyon silsilesi. Bunun da kaynağı emniyet içerisindeki bir takım kişiler olduğu. Hatta yanılmıyorsam Fuat Avni doğruladı. İlk Sezgin Tanrıkulu bunu söyledi. Önce internetten çıktı mevzu. Sezgin Tanrıkulu soru önergesi. Soru önergesi. Peki verdi. O zaman belki bu sorunu, Demirtaş meselesini belki ikinci yarıya bırakalım. Bu biraz daha karışık boyutlu. Burada mesela 5-6 dakikamız kaldı. Ben o zaman şurada bir müdahale edeyim. Barış kadar bir söz hakkı alalım biz de şimdi. Yine sen konuş da ondan benim sonra aklım, şeye geçelim. Benim yerime de konuşabilirsin. Yok, ben Burak konuşsun. O kadar hak verelim. Şimdi burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Barış özetledi. Türkiye'deki ekonomik girdap, dar boğaz vesaire, tüm bunların yanı sıra aslında altını ısrarla çizmek gereken bir durum var. Din Şurası'nda Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki dönem farklı yaşam tarzlarına sahip, farklı siyasi ideolojik konumlarda, yerlerde konumlanmış olan kesimlerin başına mezar taşı diktirme operasyonlarına devam edeceğini teyit etti. Yani bu mezar taşı mevzusu üzerinden eğer konuşacaksak, o benim gibi düşünmeyenlerin ancak ve ancak mezar taşı olabilir bu dünyada dedi aslında. Ve çok açık bir şekilde ifade etti. Yani biz bu yaşam tarzını kabul etmiyoruz. Bu yaşam tarzını kabul etmeyenler... Osmanlıca dikeriz diye. Tabii. Bir de üstüne üstlük Osmanlıca dikip taşın üstüne de bir kavuk koyarlar herhalde. Şimdi bu şundan kaynaklı bir durum. 17 Aralık, 25 Aralık'ın yıl dönümü yaklaştıkça iktidar elindeki tüm gücü seferber ederek bu süreçlerin konuşulmaması adına elinden geleni yapacak ve bu konuşturmayacak bir şekilde. Şimdi bu dünya tarihinde gelmiş geçmiş en kirli ilişkilerin
resmedildiği bu soruşturmaların tarafı olan ve kat'i suretle hiçbir hukuki merci tarafından aklanmamış olan, aklanmaya yönelik bir teşebbüste bulunmamış olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin neredeyse tüm yargı organ ve merkezlerini vatan haini olarak damgalamak suretiyle bu dosyaların üzerinde konuşulmayı külliyen yasaklamış olan bir siyasi irade 17-25 Aralık evvelinde bu tür manevralar yaparak bir şekilde kendi koltuğunu garanti altına almaya çalışıyor. Ama şunu bilmek lazım. Bu iktidarın gideceği 3 şey vardır. Birincisi saraydır. Kesinlikle muhafazakar iktidarlar tarih boyunca hep saraylardan yıkılmışlardır. Yani eğer tarihe bakacaksak. Yani Muaviye bin Ebu Sufyan. O zaman Osmanlı kötü bir şey değil mi referans? Tabii çok kötü bir referans. Saraydan yıkıldı gitti yani. Saraydan çöktü. Çöküşü sarayda oldu. Bir diğeri 17-25 Aralık kul hakkı gaspının deşifresi operasyonudur. Buna birileri darbe diyor. Yani o kadar komikleştiler ki şimdi yeni darbe, paralel yapının yeni şeyleri müttefikleri Sayın Murat Hocam HDP'ymiş. Her gün değişiyor. HDP, herkes paralel yapıyor. Paralel yapı. Şimdi bir paralel yapı. Şimdi HDP de paralel yapıcı, CHP de. Şimdi bu ülkede bakın çok enteresan. İmece TV, ya HDP'ye yakın bir kanal değil mi? Roche TV, Sterk TV. Açın buraları. Bunlar, bu kanalları açın. Onlar PKK'nın haftanın, artık ya. Tabii. Roche TV, Sterk TV. Yani şimdi HDP, PKK bunlar hepsi artık yani. Paralelci mi oldu bunlar? Şimdi bu kanallarda haftanın 5 günü Gülen aleyhtarı, yani Gülen cemaatine aleyhtarı yayınlar yapılır. Yerel meleler çıkar. Mele yani oranın din alimleri çıkar. Gülen'e belam der. Orada bayağı sert bir şekilde eleştiriler yaparlar. Şimdi bu adamlar nasıl paralelci oluyor? Ya onu şimdi bırak. Ya bu kadar Eren, absürt, bu kadar Eren, komik. Onu bırak. Davutoğlu diyor ki, efendim PKK ile cemaat işbirliği yapıyor. O sırada ne toplantısı var Ankara'da? Yalçın Akdoğan Kandil'den, PKK'nın merkezinden gelen milletvekilleriyle doğru. Abdullah Öcalan'ın AKP'ye verdiği, AKP'ye dikte ettiği müzakere dosyayı konuşuyor. Ama ya bak, kardeşim, çok tehlikeli bir durum var. Hocam. Sen kendin PKK'yla masadasın. Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş'a diyor ki son görüşmesinde, yani Selahattin Demirtaş'ın gittiği en son görüşmede diyor ki, ben şimdiye kadar hiç bu kadar güçlü olmamıştım. Tamam. Son dönemlerde İmralı'da en güçlü dönemlerimi yaşıyorum diyor. Kimin döneminde yaşıyor bunu? AKP'nin. Ama çok tehlikeli bir işe ortaklık ediyor. Şimdi nasıl bir işe ortaklık etti? Şimdi ne tür bir slogan dönüyor ortalıkta? HDP seçimlere parti olarak. Evet. Tabii şimdi bunun da kaynağı ne? Bir kanat diyor ki biz seçim barajını protesto etmek için yapıyoruz. Çünkü HDP meclis dışında kalırsa sokak artık yani işin barajı geçemezse. Ama burada esas gözden kaçan şey şu: müzakere görüşmelerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Öcalan'a şu mesajı ilettiği söyleniyor. Benim kişisel olarak bir duyumumdur. Bu bir önemli bir kaynaktan aldığım bilgi. Bu işi biz ancak başkanlık sistemini kurarsak gerçekleştirebiliriz. Ve parti olarak bu zaten bilinen bu şey. Tabii. Çıktı bunu gazeteci arkadaşımız sonra Milliyet'te işte Namık Durukan yazdı. Evet, yazdı. Bunu ben teyit ettim. Yani teyidi yani vardı. Öcalan'la pazarlığın bu. Öcalan'la pazarlığın ve bütün ortalık ayağa kalktı o ilk İmralı. Aynen öyle. Biz seçim barajını protesto ediyoruz diye seçimlere parti olarak girme gibi bir durum olabilir. Ki büyük ihtimalle böyle olacaktır. Öyle görünüyor. Bu AKP'nin anayasayı değiştirebilecek sandalyeyi ele geçirmesi manasına geliyor. Ve Recep Tayyip yani Erdoğan... Şöyle bir şey mi diyorsun? Evet. HDP ile AKP bir tür anayasa değiştiği için ittifak kuracak ve başkanlığa destek mi verecek? Buna da parlamenter ve demokratik mücadele zemininde bu tür bir diyaloğa karşı olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi üçüncü göz olsun diyerek aslında sürecin işleyiş şeklinden rahatsız olduğunu ifade eden Demirtaş karşı çıktığı için Ahmet Davutoğlu eliyle Demirtaş'a operasyon yapılıyor. Çünkü Demirtaş buna böyle karşı bir şey olamayacağını tabii, çok açık Demirtaş, deklare etti. Parlamenter demokrasinin ve parlamento içerisinde mücadeleye inandığını defalarca söyledi. Ve Demirtaş bu şekilde bir operasyona tabi tutulmuş durumda. Demirtaş iradesinin çünkü bildiğim kadarıyla bağımsız olarak seçimlere girme iradesini şu an Demirtaş temsil ediyor.
İmralı'da parti olarak girme iradesini temsil ediyor. Yani şu anda Demirtaş hem İmralı hem de hükümet tarafından sevilmeyen bir şahıs. Yani bu ama yeni bir şey değil hocam. Bu şöyle bir şey. BDP'nin HDP'ye dönüşmesi sırasında da yaşandı. Evet. Ve HDP'nin tek milletvekili olarak Demirtaş kaldı. Peki Kandil? Ya Kandil Demirtaş'ı destekliyor. Zaten çok Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi de Kandil'den. Evet. Dolayısıyla burada aslında şöyle bir durum var. Öcalan her biçimde AK Parti ile işbirliği yapıyor. Evet. AKP ile işbirliği yapıyor. Ve Öcalan'a artık verilen vaat, hani özgür olma, çıkma, ev falan filan neyse, bunu da sonuna kadar kullanıyorlar. Ve bunu kullanırken de tek güvenceleri Öcalan'ın özellikle bölgedeki gençler üzerindeki etkisi. Fakat diğer taraftan da Kandil de, yani bunları hep söylüyoruz, Orta Doğu'daki karmaşa bitene kadar bir kere şeyi kullanmak istiyor. Hem Güneydoğu'daki şiddet gücünü sürekli bir pazarlık unsuru olarak kullanmak istiyor. Hem de HDP'yi siyaseten kullanmak istiyor. Dolayısıyla da aslında görünürde böyle uzlaşma gibi görünen bir şey, Kandil'le Öcalan arasında ciddi bir gerilim var. Ama bu gerilim de şöyle bir şey yol açmıyor. Köprüleri atmıyorlar. Çünkü ikisi de birbirine bu durumlar mutlaş. Yani AK Parti ve Öcalan seçimler bitsin. Kandil de diyor ki şu Orta Doğu'daki gerilim bitsin. Dolayısıyla bu pat durumu ikisine de yaramıyor. Ama burada anayasayı değiştirerek çoğunluğu ele geçirme. Evet. Hayır ama buna zaten buna çok izin vereceklerini ben düşünmüyorum. Evet, yani Kandil ne Kandil izin buradaki hikaye şu. Bütün bu pat durumunun maliyetini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimiz ödüyoruz. Şimdi asker ölüyor. HDP'yi şöyle manipüle edecekler. Yakında bir anket açıklanacak. Ve HDP'nin %8.5-9 oranında olduğu söylenecek ve HDP'lileri de parti olarak seçime sokmaya çalışacaklar. Bu da bir operasyon, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmaya çalışılan operasyonun aynısı HDP'ye ve MHP'ye de yapılıyor. Bunlar da inanıp girecekler tabii mi parti olarak? Yani orada tabii şimdi Öcalan mı ağırlık koyacak, Kandil mi ağırlık koyacak, MİT mi ağırlık koyacak onu göreceğiz. Ama bugün Selahattin Demirtaş ben buraya gelirken bir açıklama yapmıştı. Parti olarak cevap daha verdi. Verdiği cevabın içinde de parti olarak gireceğiz diyordu. Belli ki Demirtaş'ı da tıpkı parlamentoya gönderip Tayyip Erdoğan'a alkışlattıkları gibi ikna etmişler. Bunun Türkçesi evet, şimdi bir reklama girelim. Bir cümle söyle Türkçesi de reklama gireceğiz. HDP'nin parti olarak seçime sokulması ve baraj altında kalmasını hesap ediyor AKP. Eğer öyle olursa HDP'nin alacağı 40 milletvekili AKP'ye geçecek. Peki kısa bir aradan sonra belki bu noktadan belki biraz daha farklı bir noktaya doğru ilerleyebiliriz. Evet efendim, Haritayı Tarih'te ikinci bölümünde buluşmak üzere kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.